Saç dökülmesinden herkes muzdarip. Ben size özet olarak biotin, minoksidil, finasteritten bahsedeceğim. Daha sonra vitamin ve mineral ve takviyelerle ilgili de başka bir video hazırlayacağım. Çünkü okuduğum bir takım kaynaklar var. Öğrendiklerimi size aktarmak istiyorum. Saç denilince hep aklıma rahmetli Barış Manço gelir. Yıllar önce bir röportajında saçlarınızın bakımını nasıl yapıyorsunuz sorusuna cevabı Arap sabunu olmuştu. Tabii o dönemin Arap sabunu ile bugünkü Arap sabunu arasında büyük bir fark var. Ve özellikle erkeklerde saç dökülmesi genetik, onun mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi efendim çalışma yapmışlar, bu bana ilginç geldi. Bu çalışmada saç kaybı olan insanların %38'inde biyotin eksikliği, ki aslında hep literatürde biyotinin eksikliği az görülür diye söylenir. %35'inde seborodermatit yani egzema, %11'inde ise bağırsak emilimi bozuklukları söz konusu. Bağırsağı da yanlış yazmışız, kusura bakmayın. Ve buradaki en önemli konu seborodermatit ve bu seborodermatit toplumun %10'unda görülüyor ve saç dökülmesinin altında yatan en önemli etkenlerden bir tanesi. Onun için bu egzamanın mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bir de tabii ki bir sürü vitamin eksikliği söz konusu olabilir ama altını çiziyorum, bu çalışmaya rağmen biyotin eksikliği o kadar yaygın değil. Ama bunun yanında folat, vitamin B12 eksiklikleri ve özellikle D vitamini de, ki ona ayrı bir şey ayıracağız, saç dökülmesine neden oluyor. Çinko eksikliği de bunun içerisinde. Biyotinin bir sıkıntısı var. Eğer biyotin alırsanız biyotin fazlalığı da saç döküyor. Onu da ilginç bir şekilde buraya not etmek gerekiyor. Özet olarak biyotinle yapılan tüm çalışmalarda biyotinin etkisi yok. Yani saç dökülmesini azaltmıyor. Fakat ben bile kullanmışımdır biyotini. Bir parça fayda gördüğümü söylemek isterim. Bu kendi tecrübem, tekil bir şey. Bir de en etkili olan ilaç minoksidil, tansiyon ilacı. Bir yıl kullanmak gerekiyor ve yeni saç çıkartıyor. Bir de diğer ilacımız, bunlar serum olarak kullanılıyor. Testosteron yapan enzimi inhibe ediyor, saç dökülmesini durduruyor fakat yeni saç çıkartmıyor. Dolayısıyla bunların içerisinde minoksidil ayrı bir yere sahip. Fakat son ürünlerde özellikle minoksidil ve finasteridi birbirine etkileyecek şekilde özel yapılmış bir takım karışımlar kullanıldığını da gördüm. Ve beraber kullanıldığı zaman etkisinin daha çok artacağı yönünde bir takım şeyler var ama elimizde maalesef veri yok. Ve bunun şöyle sıkıntısı var. En az bir yıl kullanıyorsunuz. İkisinin de zaman içerisinde etkisi azalıyor. Maalesef böyle bir şey söz konusu. Yani bir yıl kullanacaksınız ama ondan sonra daha fazla kullanırsanız etkisi azalıyor. Özellikle seborodermatit için ketoral ve sabomet şampuanı öneririm. Bir de çok önemli bir konu var. Kimyasal maddelerden zengin olan şampuanlar maalesef saç döküyor. Tabii bunun yanında da saç dökülmesinin özellikle kadınlarda hormonal bir bozukluk olup olmadığını mutlaka söylememiz gerekiyor. En önemli konulardan bir tanesi bu. Finasteride de gebeler kesinlikle kullanmamalı efendim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.